İlk Java kodumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Hani şimdi genelde bütün İngilizce kitaplar Hello World ile başlarlar. Ben de buna gıcık olurum. Tamam mı? Hello World in Java, Hello World in C Sharp falan gibisinden. Onun yerine kardeşim ben de selam diyorum. Çünkü biz selam diyoruz, merhaba diyoruz. Tamam mı? Böyle bir milliyetçi damarımda açıkçası var. Ve biz hem ilk Java kodumuz olsun birincisi, hem Java'nın compile etme, interpret etme cycle'ını görelim. Nasıl oluyor bu? Bunu komut satırında nasıl yapıyoruz? Eclipse'de nasıl yapıyoruz? Bunları görmeye başlayalım. Hem de en basit nesne nasıl yaratılır? Nesne denen şey ne menen bir şeydir? Bunu görelim ve ufkumuz biraz daha açılsın diyerekten selam örneğini Java ile yapacağız. Bunun için iki tane source kodumuz olacak arkadaşlar. Selam.java, selamtest.java. Şimdi bunların daha detaylarına gireceğiz de nihayetinde Java kodlarının artık source kodlarının Java extension'lı, sonu Java ile biten, soy ismi Java olan dosyalarda saklandığını artık biliyoruz. Dolayısıyla iki tane dosyamız olacak. Birisi selam, diğeri selam test. Selam test, selamın testi gibi olacak. Tamam mı? Şimdi anlayacaksınız zaten. Bunları compile edeceğiz ve ikisinin de class dosyasını oluşturacağız. Yani şu süreçten geçeceğiz. Elimde benim selam Java var, compile edeceğim, selam class'ı oluşturacağım. Selam test Java var, compile edeceğim, selam test class'ı oluşturacağım. Sonra selam test class'ını çalıştıracağım. Tamam, birini çalıştıracağım, ikisini çalıştırmama gerek yok, anlayacaksınız zaten. Süreç bundan ibaret. Bununla alakalı kodları ben size verdim ama şimdi seyredin. Bu dersten sonra siz kendiniz tekrardan yaparsınız. Zaten bundan sonra hayatımız böyle yapmakla geçecek. Şimdi çok basit bir Notepad'de de yazabilirsiniz bunu. Eclipse'i henüz açmayacağım. Bu örneğin sonunda Eclipse'i açıp bakın Eclipse'de de böyle yapıyoruz diyeceğim. Ama olabildiğince hani adım adım gitmek adına bizim oralarda apacık yoğurt diye bir laf vardır Ege'de. Tamam. Böyle göstermek adına bir Notepad gibisinden Notepad Plus Plus gibisinden ya da biz Java'cı, biz Mac'çilerin kullandığı bu Sublime Text gibisinden bir yapıyı açaraktan içerisine şu kodları yazabilirsiniz. Bu belki de ilk gördüğünüz ilk Java kodu. Class oluşturuyorum. Detayına burada girmeyeceğim. Public ne demektir? Niye buraya büyük harf koyduk? Şu eşittir ne demektir? Neden double quote var? Bu detaylara şu anda girmeyeceğim. Bunları dibine kadar göreceğiz. Sadece şu anda bir sürece odaklanın arkadaşlar. Hani Java'yı ilk defa görenler sürece odaklansınlar. Compile etmek, işte run etmek falan. İkincisi nesnenin ve sınıfın yapısına odaklanın. Şimdi bakın burada selamın üzerinde bir değişken var. World ve değeri millet. Bir de bir fonksiyon var burada. İsmi selam söyle. Ona bir isim geçeceğim ben. Ali, Veli, Ayşe, Fatma diye bir isim geçeceğim. O isme bir selam cümleciği oluşturup geri döndürecek. Kavramsal olarak bir fonksiyon bizim için bir iş yapar. Ona bir malzeme veriyorum ben. Kime? Bu bir string yani bir metin vereceğim. Tamam, bir double quote içinde, çift tırnak içinde bir metin vereceğim. O bir isim olacak. O isme selam söyleyecek. Selam da nasıl olacak? Selam diyecek, ismi yazacak, sonra da gülücük koyacak. Ali dersem selam Ali gülücük. Hiçbir şey geçmezsem selam millet gülücük diyecek. Çünkü kimenin boş olup olmadığına bakıyor. Kime boşsa eğer bu durumda word'ü alıp onun değerini koyacak. Yani ya selam Ali gülücük ya selam Ayşe gülücük ya da hiçbir şey geçmezsek, boş geçersek selam millet gülücük koyacak. Yapacağı şey bu. Peki bunu kim yapacak? Bu selam sınıfının nesnesi yapacak. Selam sınıfı yapmayacak. Bu anlamda selam sınıfı bir şablondan ibaret ve benim bir başka yerde bu şablonun ete kemiğe bürünmüş çalışan bir nesnesini oluşturmam lazım. Bu kafamızda bir fikir gibi. Ha, şunu şöyle yapayım dediğimiz bir fikir gibi onu gerçekleştirmek, onu nesne haline sokmaksa evet, hakikaten bunun nesnesini bizim oluşturmamız lazım.
Peki nesneyi nerede oluşturacağız? Selam nokta testin içinde oluşturacağız. Bakın, selam nokta test başka bir isme sahip, yine bir class. İçinde özel bir metot var. Bu main metot, bilirler, bu bizim dünyaya aşina olanlar main metottan muzdariptirler. C'de başlayan bir gelenektir bu. C, C++, Java, C#, bütün dillerde main metodumuz vardır. Öyle ki bütün çalışma, yüzlerce, binlerce sınıfınız olsa bile bütün sistemin çalışması bir main metottan başlar. Tamam mı? Yani o arabalardaki marş motoru bizim main metodumuzdur. Her şeyi main metottan ateşleriz biz. Bakın, ateşleme kelimesi de komik kaçtı burada. Bakın, hakikaten ateşliyoruz. Yani we are firing. Tamam mı? Ateşliyoruz. Neyi ateşliyoruz? Selamın bir nesnesini yaratıyorum. Dediğim gibi şuna takılmayın. Kavramsal olarak şunu bilin. Ha, şu nesne selamın bir nesnesi. Ne demektir? Selam sınıf olarak neyi biliyorsa, neyi yapıyorsa selamın nesneleri de onu bilirler ve onu yaparlar. Hani dedik ya, sınıf veri artı davranıştı. Sınıfın verisi nerede? İşte word bir veri. Davranış nerede? İşte fonksiyon. Fonksiyonlarla variable'ları, değişkenleri bir araya getirip de enkapsüle edersen, encapsulation nerede? İşte bakın class, public. İşte bakın şurada başlatmışım, burada kapatmışım. Bu tamamen, aslında ben bunu tamamen çok farklı hallere sokabilirim. Bu eğitimde gittikçe göreceğiz. Siz bu kodu görmeden çalıştırırsınız zaten. Çünkü kodu bile göremezsiniz. Ama yine de nesnesini üretmeniz gerekir. İşte nesnesini ürettim. Sonra ona dedim ki nokta notasyonuyla, ey nesne, Ali'ye selam söyle. Eğer nesne selam söylemeyi biliyorsa bana bir cevap döndürmesi lazım. Nereden biliyorum cevap döndüreceğini? Çünkü selam söyle bir string döndürüyor zaten. Bir iş yapıyor. Onun için bir argüman alıyor. İş yapıyor. Geriye döndürüyor. Ve ben aldığım cevabı da yazacağım. Bu kadar basit. Yani iki tane kod parçam var. İkisi de sınıf. Ama bu sınıfın nesnesini ikinci bir sınıfın main metodu içinde tanımladım. Ve sonra nesnenin üzerinden hizmet alıyorum. Ey nesne, sen ne yaparsın diyorum. O da diyor ki, abi kusura bakma, ben sadece world'ün değerini bilirim. Millettir o. Bir de selam söyle deyip de bana bir isim geçersen ona selam söylerim diyor. Eyvallah diyorum, zaten selamdan da başka bir şey beklemiyorum ben. Şimdi bakın bunu size şurada ben kod olarak yazdım. Hani burada çok vakit kaybetmemek adına şurada bunları yazdım. İşte size de verdim zaten bunu. Göstereceğim de birazdan. İşte selam kodu böyle. Selam test kodu da böyle. Ve şimdi yapacağım şey, eğer bir hata yapmadıysa, bunları compile etmek. Selam.java'yı compile edip neyi ortaya koymak? Bakın ls-l dedim. Selam.java ile selamtest.java var. Şimdi compiler'ımız ne? Compiler'ımız Java C. Java C dediğin zaman bekliyor. Diyor ki bir file geçmedin kardeşim, compile edemedim diyor. Tamam. Bir file geçeceğiz şimdi. O file ne file olmalı? Java source code olmalı. Javak selam nokta Java. Eğer hatalı bir şey yapmadıysam, compile diller malum gıcık dillerdi. Hataya çok önem veren dillerdi. Hatalı bir şey yapmadıysam neyi ürettim ben şimdi? Selam nokta class'ı ürettim. Aynı şeyi ne için yapmam lazım? Bir de selam test için yapmam lazım aynı şeyi. Dolayısıyla selam test nokta class'ı üreteyim. Ürettim mi? Onu da ürettim. Selam nokta class var. Selam test nokta class var. Bu class dosyaları benim executable'larım. Ne anlamda? JVM'in anlayacağı anlamda executable'larım arkadaşlar. Tamam mı? Platformdan bağımsız olan kod işte bu kod. Şimdi yapacağım şey ne? JVM'i ayağa kaldırıp bunlardan sadece içinde main metot olanı. Main metot hangisinde var? Selam'da var mı? Yok. Selam testte var. Main metot olanı, ismini ona geçmek. JVM'i nasıl ayağa kaldıracağım? Java'nın interpreter'ı Java.
İşte Java dediğiniz zaman interpreter olarak okuşa çalışıyor. Yine bir şey geçmedin diye bana kızıyor. Clear ettim. Java ve ondan sonra dedim ki selam test ve başka bir şey denemeye gerek yok çünkü class dosyasını gidip o bulacak. Aynı direktirdeyim, unutmayın. Çalıştırdım. Selam Ali dedi. İşte arkadaşlar gidip ben Ali yerine şuraya mesela diyelim ki Sami geçsem, okey, save etsem, tekrardan çalıştırsam bir şey değişir mi? Değişmez. Çünkü compile etmem lazım. Çünkü Java compile bir dil. Bu anlamda sadece interpreted değil. Dolayısıyla tekrardan compile edersem, neyi tekrardan compile edeceğim? Sadece selam testi tekrardan compile edeceğim. Çünkü değişikliği ben ona yaptım. Bunu compile edersem, ondan sonra run edersem değişikliği göreceğim tabii ki. Dolayısıyla bu anlamda gördüğünüz gibi hem compile ettik hem interpret ettik. Tamam mı? Şimdi burada sorunuz var mıdır? Bunu yapmada anlaşılmayan bir şey var mıdır? Eğer bunu yaparken hata olursa muhakkak büyük harf küçük harf ayrımlarına bakın. Java bu konuda birazcık hassas bir dildir. Onun hassasiyetine saygı göstermemiz lazım arkadaşlar. Başka türlü de olmuyor bu işler. Ama S harfini büyük mü yazdın, küçük mü yazdın? Yani şuradaki kodlardaki işte şu mesela diyelim ki şu aynen şurada olduğu gibi yazılmalı. Ya da C harfi küçük olmalı. S'nin S'si büyük olmalı. Ya da şurada system out println diyorsanız S harfi büyük olmalı, diğerleri küçük olmalı. Bunların sebeplerini hepsini açıklayacağım. Bu konularda birazcık arkadaşımız kaprislidir. Python gibi hakikaten daha rahat kod yazdığınız bir ortamdan bahsetmiyoruz. O yüzden hani Python'u daha hızlı öğrenirsiniz falan diyorlar. Çünkü bunlara çok takılmazsınız orada ki haklılar. Ama acaba biraz daha 90'lı yılların paradigması olduğu için biraz daha mezhebi sıkı yani öyle. Mezhebi geniş değil, mezhebi sıkı. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir sorumuz yok sanırım. Sorumuz yoksa aynı şeyi aslında evet burada tek tek anlatıyorum zaten. Eğer sorumuz yoksa aynı şeyi Eclipse'de nasıl yaparızı göstereyim ve ondan sonra bugünü bitirelim. Bir bakalım sorumuz var mı? Tamamdır. Sorumuz yok. Aynı şeyi Eclipse'de nasıl yaparız arkadaşlar? İşte kodumuz ikisini bir araya koyduk. Hemen iki dakikada Eclipse'de nasıl yaparız? Onu da yapıp bitirelim. Bundan da zaten artık açıklaması olmaz zaten. Bunu çok rahatla yapabilirsiniz. Pazartesi gününe kadar. Sıkıntı çekerseniz istediğiniz zaman yazabilirsiniz bana. Şimdi çok basit bir şey göstereyim. Mesela bytecode'u merak edebilirsiniz. Bytecode ne menen bir şeydir diyebilirsiniz. Çok ileri bir bilgi, sadece ne menen bir şey olduğunu görmek için şu komutla class dosyasının bytecode'unu görebilirsiniz. Tatam geliyor. Böyle bir bytecode denen şey böyle bir kod. Assembly seviyesinde bir kod. Assembly alanlar 3 aşağı 5 yukarı 10'a yakın olduğunu göreceklerdir. Invoke, virtual'lar, LO 1'ler, LDC'ler falan gibisinden. Daha low level bir koddur ama gördüğünüz gibi makine kodu da değildir. O kadar da berbat değildir. Hani ben dünyada bu bytecode yazabilen insanlar gördüm. Yani San Francisco'ya gittiğim zaman San'da, şurada, burada, Oracle'da bunları yazan insanlar var. Çünkü bunların mühendisleri var nihayetinde. Tamam mı? Ama biz faniler için hani böyle kod yazmak çok da yapılacak bir şey değil yani. Tamam mı? Ama en azından makine kodu olmadığını ve platformdan bağımsız olduğunu JVM'in anlayacağını söyleyebiliriz. Peki, şimdi aynısını Eclipse'de nasıl yaparız? Eclipse'imizi açalım arkadaşlar. Eclipse'imizi açtık. Şimdi Eclipse'i ilk açtığınız zaman çok hızlıca size göstermem gerekirse Eclipse'i hayatımda ilk defa açanlar hakikaten bu sayfayı görmezler. Tamam mı? Şeyi görürler. İlk bir welcome sayfası gelir. Oradan workbench'e gidin diye bir alan vardır. Şimdi şunu görürler yani. Ben Eclipse'i ilk açtığınız zaman şu welcome sayfasını görürsünüz.
Oradan ben size hızlı bir Eclipse şeyi de vereceğim. Ama şimdi değil, pazartesi günü. Workbench'e geçin dediğiniz zaman Workbench'e geçersiniz ve muhtemelen Eclipse'i ilk defa kullanıyorsanız bu konuda bir oryantasyona ihtiyacınız vardır. Onu yapacağım dediğim gibi detaylı bir şekilde. Ama Eclipse'de temelde ilk yapmamız gereken şey şu. Benim sizle paylaştığım, bu eğitimden önce paylaştığım kodun altında bir şey var. Bu eğitimin bütün kodlarının içinde bulunduğu bir proje var. İsmi Introduction to Object Oriented Programming with Java. Onu indirmeniz lazım. Onu zip olarak indirdiyseniz o şöyle bir şey zaten. Bakın size göstereyim. Ben onu kendim size vermeden önce test ettim zaten. Şu kodu ve PDF'i zaten zipleyip yüklemiştim. İndirdim. Diğer makinemde çıkardım, test ettim. Bir problem yok. Bunu indirip de kodu açtığınız zaman karşınıza Monte Carlo Pi, CPP, Monte Carlo Pi, PyPy gelecek. Bunları geçtik. Şudur. Zip olan şudur. Bunu double click'le açmanızı istiyorum. Bunu double click'le açtınız ve şu bizim proje dosyamız. Bakın içinde source kodların bulunduğu proje dosyamız. Şimdi yapacağımız şey bunu Eclipse'e göstermek. Bunun yöntemi şu arkadaşlar. Eclipse'de sol tarafta sağ klik yapmak ve import'u seçmek. Sağ klik, import, seçmek. Aynı şeyi şuradan yukarıdan file'dan da yapabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorum. Finder'da değil tabii ki. Eclipse'de file'a gelip şuradan da import'u seçebilirsiniz. Buralardan import'u seçtiğiniz zaman şöyle bir wizard karşınıza çıkar. Tam olarak şöyle gelir. Bu wizard'da general'ı seçin. Altında existing projects into workspace. Eclipse'in workspace'ine, bu workspace falan hepsini açıklayacağım. İlk çıkarken size bir folder sormuştu, bir dizin sormuştu. İşte orası workspace. Eclipse'in bütün kodları koyacağı yer. O workspace'e bir Eclipse projesi import etmek istiyorum diyoruz ve next'i klikliyoruz. İşte şimdi şuraya, burası muhtemelen size boş gelecek. Buradan browse'a gidip az önce indirip açtığınız o zip'ten çıkardığınız kodu bulmanız lazım. O neredeydi? Ben de şuradaydı. Test amacıyla buraya koymuştum. Keynote yeninin altında, paylaşımın altında, kodun altında. İşte şuydu. Aynen bunu seçeceksiniz ve open diyeceksiniz. Sizde şurası tıklı olarak gelecek. Bende tıklı olarak gelmiyor. Çünkü bende zaten daha önce import edilmiş durumda. Bu benim kodum zaten. Bende zaten var bu kod. O yüzden bende burası tıklı olarak gelmiyor. Sizde burası tıklı olarak gelecek. Ama zipten çıkardığınızdan emin olun. Bazı Windows'lar zipten çıkarmadan memoride tutuyor. O zaman sıkıntı oluyor arkadaşlar. Zipten çıkarın. O bir Eclipse projesidir. Çıktığını görün dizin olarak. Ondan sonra buradan browse'dan tıklayın. Bütün patikasını buraya gösterin. Şuraya tıklı gelsin. Ve şunu unutmayın. Copy project into workspace. Bu ne demektir? Az önce bulunduğu yerden bu kodu alsın, workspace'e kopyalasın ki ayak altında durmasın demektir. Bunu dedikten sonra şurada next çıkacak. Bende çıkmıyor çünkü import edeceğim bir şey yok. Zaten burada diyor. Zaten onlar senin workspace'inde var abi diyor. Dolayısıyla ben cancel diyeceğim ama siz next ya da finish'i klikleyerekten, next'e gerek yok. Finish'i klikleyerekten ama şurada nur topu gibi bir proje göreceksiniz. Aynı bu isimde bir proje göreceksiniz. Üzerinde kırmızılıklar olabilir. Onlara ben nasıl giderileceğini yardımcı olacağım. Olmaması için elimden geleni yaptım. Aslında olmaması lazım ama bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Ufak tefek şeyleri. Şimdi onu da anlatıyorum. Birincisi bu projeye buraya geldiği zaman arkadaşlar üzerinde kızarıklık olabilir. Bunun iki tane sebebi var. Birisi kaçınılmaz olarak olur. Diğeri muhtemelen daha az olacaktır. Bu kızarıkları gidermek için sarı ünlemleri kastetmiyorum. Kırmızı ünlem ya da kırmızı çarpı işareti. Bunları gidermek için yapacağımız şey projenin üzerine sağ klik yapıp propertylerine gitmek ve ilk şuna bakmak. Java Build Pack'e gidip Libraries sayfasında
düzgün bir JVM'e sahip misiniz? Bunu görmek. Burada ben en temelde ilk biz Java 11'i kurduğumuz için, 14'ü sonra kuracağız dedik çünkü. Java 11'i kurduğumuz için herkesin Java'nın herkesin makinesinde Java 11 olduğunu varsayaraktan Java 11'de çalışacak hale getirdim. Bundan dolayı problem çıkmaması lazım. Ama daha tecrübeli arkadaşlar, ben Java 11 değil, Java 13 kurdum, 11 yok derlerse burada kırmızı ünlem olur işte. Çünkü yok, Java 11 yok. Bunu değiştirmek için, eğer burada kırmızı ünlem varsa, kırmızı çarpı işareti varsa, değiştirmek için edit deyin, çıkan yerde sizin sisteminizdeki Java SE'yi seçin. Tamam. Bunların detaylarına daha sonra gireceğiz ama şu anda sadece bunu nasıl fix edeceğinizi söylüyorum size. Muhtemelen Java SE 11 varsa dediğim gibi problem olmaması lazım. Ama yoksa editle şuraya geldiğiniz zaman sizde var olanı seçmeniz yeterli olacaktır. Bu herkeste problem olmayacak bir şey. Eğer Java SE 11'iniz varsa problem olmaz. İkincisi, ben Java'nın Unicode olduğunu göstermek için burada Türkçe, Japonca ve Arapça karakterlerle bir şeyler yazdım. Bunlar da şu demektir. İngilizce karakterlerle ifade edilemeyen karakterler var demektir. Bu da karakter setiyle ilgili bir şeydir. Onu da UTF-8 yapmamız lazım projede. Resource'a geliyoruz ve şurada tıklı yeri seçip UTF-8 yapıyoruz. Muhtemelen makineniz İngilizce ise Eclipse de İngilizce encoding'i seçecektir. Dolayısıyla benim Türkçe karakterlerim yumuşak G ile kod yazabilir miyiz? Japonca konnichiwa nasıl yazarız? Japonlar Java'da nasıl kod yazacaklar? Bunlar Çinliler, Japonlar, Yahudiler, Araplar, herkes Java'da kod yazabilir. Çünkü Unicode pek çok dil gibi. Onu yapmak için ama Unicode'u UTF-8 olarak kullanmamız lazım. Resource'a gelip UTF-8'i seçip de apply derseniz bunu kapattığınız zaman tekrardan compile edecek, build edecek Eclipse. Burada göreceksiniz yüzde olarak artacak ve bütün buradaki kırmızılıklar gitmiş olacak. Sarı ünlemler var. Onlar da spanning ile ilgili ünlemler falandır. Tamam, onlara takılmayın. Bir başka şey, muhtemelen siz açtığınız zaman source kodun altını benimki gibi böyle clean, temiz bir şekilde görmeyeceksiniz. Bu gösterimle alakalı bir durum. Tamam mı? Dolayısıyla siz şöyle göreceksiniz bakın. Şimdi şunları da ben kapatayım. Tamam, bakın 13 tane chapter'ımız var işte. Chapter chapter geçeceğiz. Tamam mı? Siz şöyle göreceksiniz. Package presentation'ını flat olarak göreceksiniz. Böyle korkunç bir görüntü göreceksiniz. Abi bu ne? Hiç korkmaya gerek yok. Bu her paketi, paketin ne olduğunu da göreceğiz, ayrı ayrı gösteriyor. Öyle gösterme kardeşim. Hiyerarşik göster derseniz şuraya tıklayıp package presentation'a girip flat yerine hierarchical seçerseniz böyle son derece daha rahat yönetilir, korkunç olmayan bir şekilde görebilirsiniz. Peki, bu hızlı oryantasyondan sonra selam ve selam test nerede? Selam ve selam test birinci chapter'ın zaten kodları olduğu için, şu anda biz de birinci chapter'da olduğumuz için selam ve selam test işte burada. Selam burada. İşte neden Eclipse kullanıyoruz? Çünkü böyle oynayabiliyoruz mesela. Bu en çok hoşuma giden şeylerden birisi. Tamam mı? Yani Mac'te bunları çok çok daha rahat yapabiliyoruz. Renkler çok güzel. İstediğim gibi renkleri ayarlayabiliyorum. Şöyle bir görüntü siz arkadaşlar için rahat anlaşılır bir görüntü müdür? Büyüklük açısından. Selam test böyle. İşte ayrı ayrı tabler çıkıyor buraya. Hepsini çok hızlı bir şekilde yönetebiliyorum. O yüzden böyle ideleri kullanıyoruz zaten. Var olsunlar, sağ olsunlar. Görmede bir problem yok anladığım kadarıyla. Kimse itiraz etmedi çünkü. Ya da sınıfta kimse kalmadı. Bana dayanamayıp herkes bir yerlere kaçtı. Neyse öyle değil sanırım. Şimdi bakın. Birincisi çok hızlı bir şekilde anlatayım. Artık saat 10'u da geçti. Bunu bitirip şeyimizi bitirelim. Problem yok diyor. Eyvallah. Bunu bitirelim ki hafta sonunda size oynayacak bayağı bir şey. Oynayacak bayağı bir iş çıkartabileyim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Şurada butonlar vardır görürsünüz. Bu butonların hiçbirisi compile butonu değildir. Çünkü Eclipse ve modern yapılarda artık böyle modern idelerde compile'ı otomatik olarak kendisi yapar. Yazarken compile eder.
Şimdi bir arkadaşımız bir soru soruyor. Diyor ki değil eşit farklı UI gösterdi. Süper. Birisi bunu fark etsin de ben de gerine gerine anlatayım diye şey yapıyorum. Şimdi dikkatli gözler. Şimdi bu developer zihnidir arkadaşlar. Buraya baktığınız zaman kimse görmezse birisi bunu niye farklı yazıyor hocam derse bilin ki onda bir developer kumaşı var. Çünkü detay manyağıyız biz. Şimdi şunu söyleyeyim. Çok güzel. Ben eskiden bu yana pek çok coder gibi hani fontlara falan düşkünümdür. Yaklaşık bir sene önce IntelliJ Java'cılar için çok güzel bir font çıkardı. Çıktığı gün indirip kurdum. Ama IntelliJ'in Mono fontu bu. İsmini hemen söyleyeyim. Eclipse'in fontlarına bakarsanız benim şurada fontlarıma bakarsanız şuradan göstereyim. Tam isimini de size göstereyim. Siz de internetten indirip koyabilirsiniz. Nefis bir font. Gördüğüm en iyi programming fontu. Hem monospace hem de böyle güzel trikleri var. Ama şuradan editöre gitmem lazım. Buradan text yok buradan değil ya. Appearance Colors and Fonts. Ha şuradan. Java fontları şu fontlar yani. Şu fontlar. JetBrains Mono 12. Bunu internetten bulun. Nefis bir font. Hemen zip olarak geliyor zaten. Makinenize kurduktan sonra Eclipse'de tak diye çıkıyor. Şuradan ben Java fontunu değiştir dediğim zaman işte JetBrains Mono olmuş. Eskiden ben Monaco kullanırdım. Ama çok eskiden, çok font sızlık zamanında tabii ki elimiz mahkum Courier New kullanırdık. Bu işler bunlarla başladı. Sonra konsola çıktı. Bunlar da güzel fontlar ama hakikaten JetBrains sanat yapmışlar. Beğendiniz mi bilmiyorum. Görüntü çok güzel yani. O yüzden aslında şöyle bu. Bakın böyle, şöyle. Ama bunu tabii yan yana yazmamız lazım. Şöyle yapınca tak diye şey yapıyor. Güzel bir figüre çeviriyor. Beğendiğinize sevindim. Peki, şimdi detayda kaybolmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu böyle editörler yazarken compile ederler. Bakın yazdım. Compile etti dedi ki abi saçma bir şey yaptın. Yazdım integer i yazarken compile etti tak bitti. Burada yaz compile et diye bir şey yok. Yazdığınız zaman compile ediyor. Yanlış yazarsam tak diye söylüyor. Diyor ki işte yanlış bir şey yaptım diyor. Sebebini falan söylüyor. Bunların hepsini öğreneceğiz. Yani bu hataları nasıl yorumlayacağız? Çok önemli bir şey. Hata okumak iyi developer'ın şanındandır. Çünkü bir seferde doğru kodu yazmak diye bir şey yok bu dünyada. Ama hatalı yazacağız, düzelteceğiz. O yüzden kodu iyi okuyabilmek lazım. Hatayı da iyi okuyabilmek lazım. Dolayısıyla bunlar yazarken işte ne yazıyorum? System.out.print dedim. L dedim ve unuttum. Yani o diyecek ki print L diye bir şey yok. Print L is undefined for type print stream. Şu bir print stream objesi. Bunun için print L diye bir şey yok abi diyor. Bir daha düşün diyor. Bazen der ki acaba line mı demek istedin diye böyle do you mean de çakar. Tam anlamıyla Cem Yılmaz'ya konuşursak hani do you mean hani bunu mu dedin acaba? Bunlar akıllı yaratıklar. Ha, pardon neyi unutmuşum. İşte böyle. Dolayısıyla burada compile etmek diye bir şey yok. Ama değişiklikleri kaydetmek diye bir şey var. Eğer değişiklik yapar da kaydetmezseniz daima şurada bir yıldız oluşur. Bu şu demektir. Doğru düzgün bir şey yazsanız bile bakın şöyle doğru düzgün bir şey yazsam bile kaydetmediğim müddetçe bunu çalıştırmayacaktır. Kaydedersem ancak son kodun bir parçası haline getirip çalıştırır. Interpret eder yani. Kaydetmezseniz interpret etmez. O yüzden arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum. Sol elinizin baş ve şey parmağı, küçük parmağı daima kontrol S'in üzerinde olsun. Yazın, save edin. Yazın, save edin. Tamam mı? Yoksa sıkıntı çekebilirsiniz. Böyle ters köşe olabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla compile etmek böyle bir şey. Çalıştırmak nasıl bir şey? Save ettim bunu. Neyi çalıştıracağım? Selam'ı çalıştıramam zaten. Bakın aynı şeyi şurada da size aklıma gelmişken göstereyim. Selam'ın içinde main metot olmadığı için main metot arayacaktır. Çalıştıramayacağım. Diyor ki abi main metodu yok. Nasıl çalıştıracağım ben?
O yüzden main metot olan sınıfı geçiyoruz. Aynı şey burada da geçerli. Çalıştırmanın birkaç yöntemi var. Bir, main metot olan sınıfı seç, şu butona klikle, çalışsın, selam Ali desin. İkincisi, üzerinde sağ klik yap, Run as Java Application seç, çalışsın. Üç, file'ı seç, sağ klik yap, Run as'de çalışsın. Dört, bunlarda gördüğünüz gibi kısa yollar var. Şöyle kısa yollar var. Bu kısa yollar mesela Windows'da işte Ctrl F6 mı öyle bir şey. Bende de bir kısa yol var. Biraz daha netameli olmakla birlikte. Bunları ben de type ettiğim zaman işte otomatik olarak tekrar tekrar çalışıyor. Genelde kısa yolla çalıştırırız bunları. Hızlıca iki tuşa basaraktan çalıştırırız. Değişiklik mi yaptık? Mesela ne değişikliği yaptık? Efendime söyleyeyim. Copy-paste'ten kim ölmüş? Biz developerlar devamlı copy-paste yaparlar. Bir Ali geçeyim. Bir de mesela Zeynep geçeyim. Save ettim. Tekrardan çalıştırdım. Çalıştı. Tamam mı? Ama her halükarda compile ediyor arka tarafta. Ha, class dosyası nerede oluşuyor? Onları size daha sonra gönderirim. Çünkü şu anda o kadar detaya girmenin bir anlamı yok. Size Eclipse ile alakalı çok hızlı bir tutorial da verdim. Eclipse'e proje import etme, proje özelliklerini düzenleme, kaynak kod, görüntü düzenleme, derleme ve çalıştırma. Dolayısıyla size ufak bir uygulama da var. Hani selamla ilgili şu değişikliği yapın, çalıştırın da diyorum. Sorunuz var mı? Şu ana kadar sorunuz var mı? Bir bakalım sorumuz var mı? Sorumuz yok. İnşallah herkes iyi bir şekilde anladığındandır soru. Her şey kafamda uçuşuyor diyor. Normal. Mehmet Bey zaten kafanızda uçuşmuyor olsa ama hakikaten biliyorsunuz demektir. Dolayısıyla keyif bile almazsınız zaten. Kafanızda uçuşacak, dibe vuracaksınız, bilgisayar depresyona gireceksiniz. Abi compiler neydi, şu neydi, bu neydi? Dön bak, dön bak, sor, şunu sor, bunu yap. Yavaş yavaş oturacak. Her şey böyle öğreniliyor. Ama bu anlamda ufak bir hazımsız, yani beyin hazımsızlığı geçirmek kaçınılmaz bir şey. Uzun sürerse beyni perişan eder. Ama bunları üzerinden bir kere geçtiğiniz zaman, sorduğunuz zaman, bu örnekleri yaptığınız zaman korkma tabii ki. Yani insanlar için ya arkadaşlar. Şimdi bunu bana ukalalık olarak diyeceksin. Ya ben anlıyorsam bunu herkes anlar dünyada. Yani çünkü ben dünyanın ne en ileri zekalı herifiyim ne de en geri zekalı herifiyim. Standart bir insanım işte. Çalıştım, öğrendim yani. Bu kadar basit. Yani.